sayımızda biraz artış oldu ama altından kalkamayacağımız bir hale gelmedik hamdolsun. Şu an itibariyle dün akşam verileri bunlar. Yoğun bakımda 45 hastamız var. Bunlardan 5 tanesi entübe. Şimdiye kadar Sivas'ta 500'ün üzerinde maalesef COVID'den vatandaşımızı kaybettik bu hastalık sebebiyle. Ciddiyet devam ediyor. Onun için tüm vatandaşlarımızın bu konuda özellikle bakanlığımızın açıkladığı hassasiyetler noktasında kurallara uymasını, titizlikle uymasını rica ediyoruz. Gerçekten çok zor bir süreç. Hem ülke açısından hem yerel olarak da Sivas açısından zor bir süreçten geçiyoruz. Şimdiye kadar Sivas'ta toplam 285 bin test yapıldı. Toplam olarak da 65 bin pozitif vaka olarak tespit edildi. Bunlardan 61 bin tanesi şifa buldu. Diğerleri ayaktan ve yatarak takipte. Şu anda da yatan 240 hastamız var. Bu süreçte özellikle biz ilçe hastanelerimizi de devreye sokarak orada da hastalarımızı yatırdık, tedavi ediyoruz. Şu anda merkezde numune hastanesinde 167 hastamız yatıyor. İlçelerde de şu anda 60 hastamız yatıyor. 183 yatak olarak ilçelerimizde biz COVID hastaları için ayırdık. Bizde ise toplam 276 yatak numunede ayırdık. 36 yatakta özel hastanemiz COVID hastaları için ayırdı. Şu anda ihtiyacımızı gideriyor. Bu süreçte şayet hasta azalması olursa daha da rahatlayacağız. Eğer hastalarda artma olursa numune hastanesinde mecburen yoğun bakım yatak sayısını artırmak zorunda kalacağız. Bu süreçte özellikle poliklinik hizmetlerimiz de devam ettiği için biz fazla yoğun bakım yeri açmak planlamamaya çalışıyoruz. Gündemimizde olan bir konu da malumunuz Türkiye'de aşı reddi. Bu konuda arkadaşlarımız tabii daha önce böyle bir ismi kullanmamışlardı ama Şubat ayından itibaren aşı yaptırmayan, aşı sırası geldiği halde aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı ziyaret ederek yaklaşık 4 ekip bunda görevliydi. Ocak ayında 13 tane, Şubat'ta 93, Mart ayında 285, Nisan'da 50 hastamızı aşı yaptırmayı kabul etmemiş hastamızı onlarla görüşme yapılarak onların da aşılaması evlerinde yapıldı. Şu ana kadar da Sivas'a 193 bin Sinovac, 10.500'de BioNTech aşısı geldi. Biz 180 bin vatandaşımızın aşılamasını yaptık. Diğer illerde ikamet edip de Sivas nüfusunda kayıtlı olanlarla birlikte yani sistemde görüken 203 bin vatandaşım yani Sivas nüfusuna kayıtlı vatandaşımızı aşılamış olduk. Bu süreçte de aşılar devam etmekte, aşılama özellikle randevu sistemiyle yapılmakta. Vatandaşlarımızdan da ricamız randevu alarak gelmeleri. Şu anda Sivas'ta en fazla görülen İngiliz mutantı dediğimiz mutant. Zaten o bakanlığımız da onu normal virüs mutantı olarak kabul ediyor. O şey yani daha önceki normal virüs COVID-19 nasıl tedavi ediliyorsa aynı şekilde tedavi ediliyor ve karantina süresi de aynı şekilde kabul ediliyor. O şekilde yoğun bakımda da maalesef yatan hastalarımızla ve rahmetli olan hastalarımızla da yaşta düşme var. Daha önce yaş ortalaması daha yüksekti vefat edenlerin, şimdi daha aşağılara gelmeye başladı. Bunun tabii birkaç faktörü var. Burada en büyük faktör bizim düşündüğümüz veya bilimsel olarak da arkadaşların açıkladığı 65 yaş üzerinin fazla aşılanmış olması. Bu da yoğun bakıma yatış ve hasta takibini azalttı. Mesela bizim daha önceki dönemde yoğun bakım hastalarımız daha fazlaydı. Bu süreçte aynı orana baktığımız zaman yoğun bakım sayımız daha az. 60 yoğun bakım yatağını
COVID hastaları için ayırmıştık. Şu anda 36 yatak ayırmış durumdayız. Onumuzu kaybettik bu hastalık sebebiyle. Ciddiyet devam ediyor. Onun için tüm vatandaşlarımız